Hatta yavrusu oluşmuş bile. Kuluçka süresi geçmiş. Şuraya bak. Kadının altı siyah. Bakın yavrular hareket ediyor. Şöyle yaptığım zaman bakın gördünüz mü? Evet arkadaşlar, çok enteresan. Yavru balığı kusturduk ama ağzından iki tane de mavi prenses yavrusu çıktı. Üç sarı prenses yavrusu var. İki tane de mavi prenses yavrusu var. Ben mavi prensesin yavrusunu çalmış. Allah Allah ya. Şuraya bak, küçük. Bu damızlık altı. Yani normal damızlık daha bu biraz daha büyük oluyor. 10 santim oluyor. Mesela şöyle ölçeyim. Bakın bu bile kaç santim biliyor musunuz? Bakın bu bile daha 7 santim. Damızlık 6, 7 santim. Normalde 10 santim. Evet, ağız dolu balıkları çıkarttık ama burada öyle bir balık var ki ufacık. Ben ilk defa böyle bir şey gördüm. Çok ufak. Yani normal ağız dolu balık mesela boyları bu kadar. Bakın minicik. Yarısının yarısı kadar. Bunun gibi bir tane daha var. İki tane yavru balık var ağzı dolu. Yani boyunu merak ediyorum. Şimdi boyunu ölçeyim. Hatta yavruları oluşmuş. Yani ağzın içinden görebiliyorum yavruları. Bakın ağzının gıdısı siyahlaşmış böyle. Bunlar da öyle mesela. Buradaki balıklar da öyle. Yavrular oluşmuş. Kuluçkalık bir durum yok gibi. Çok ufak ya. Şuna bak, ben şaşırdım yani. Böyle bir şey yok. Ufacık. Bunun boyundan merak ettim. Çıkartalım. Buradaki Iceman yavrular da oluşuyor. Kuluçkadakiler çıktı. Keselerinden zaten diğer kuluçkadan çıkanlar buraya koydum. Evet, ağız dolu balıklarımızı çıkardık. Bayağı bir ağız dolu balık var burada. 10 tane daha körpe balıklar ağzını doldurmuş. Bunlar hadi neyse büyük ama bakın şurada en minicik var. Bunlar ağzını doldurmuş. Boyunu ölçeceğim, çok merak ettim. Şuraya bak ya, daha yavru. Yavru balık bile hadi 4 santim 5 santim balıklardan yavru aldım ama bu kadar da değil yani. Bunlar çok çok ufak. Şaşırdım. Vallahi şaşırdım. Evet. Şöyle bir kusturma aparatımız da var. Kusturma aparatıyla kusturacağız. En minik balığımızı ölçeceğim. En minik ağız dolu balığı. Bak görüyor musun? Daha 4,5 santim. Arkadaşlar. 4,5 santim. Hatta yavrusu oluşmuş bile. Kuluçka süresi geçmiş. Şuraya bak. Kadının altı siyah. Bakın yavrular hareket ediyor. Şöyle yaptığım zaman bakın gördünüz mü? Hiç tutamıyorum yine, şuraya bak. 4,5 santim yavru balık ağzını doldurmuş. Şöyle çok dikkatli bir şekilde kusturma aparatıyla kusturacağım. Daha ilk yavrusu. Yani çok acele etmiş yavru yapmaya. Şuraya bak ya. Ağzından çıkartamıyor. Sezeryanla yapacağız neredeyse. Gel. Hadi bakalım. Vay. Fazla yormayalım. Şu an 4 tane balık çıkarabildim. Evet arkadaşlar, çok enteresan.
Yavru balığı kusturduk ama ağzına iki tane de mavi prenses yavrusu çıktı. Üç sarı prenses yavrusu var. İki tane de mavi prenses yavrusu var. Ben mavi prensesin yavrusunu çalmış. Allah Allah ya. Şuraya bak, küçücük. Yani normal damızlık balık karşılaştırayım. Mesela bu daha, bu da damızlık değil. Yani bunu, şu yarım damızlık ağız dolu balık. Bakın bu da daha yavru balık. Bakın arasındaki farka bakın. Bakın bu en mini. Bu damızlık altı. Yani normal damızlık daha bu biraz daha büyük oluyor. 10 cm oluyor. Mesela şöyle ölçeyim. Bakın bu bile kaç santim biliyor musunuz? Bakın bu bile daha 7 santim. Damızlık 6, 7 santim. Normalde 10 santim oluyor damızlık dişiler. 10, 11. Ama yavru balık mavi prenses yavrusunu çalmış. Çok enteresan. Ağzından zaten 5 tane yavru çıktı. Başka yok. Şuraya atan tekrar bakarız. 5 tane yavru var. Öbür yavru balık neredeydi? Bakın onu da kusturayım. Bakın bu da yavru. Yani yavru balık mavi prensesin yavrularını çalmış. Yani bu da çok ufak. Bakın kaç santim daha? 4. En fazla 4,5 santim. Bunu da kusturalım. Evet, burada devam edelim. Gel bakalım yavruş. Gel bakalım. Sende kaç tane var? Bakalım sen çaldın mı? Sen çaldın mı? He? Israrla bırakmıyor ama. Evet. Var hala ağzında. Şimdi bunları yavruluğa koyacağım. Evet, burada başka ağız dolu ne var biliyor musun? Full ağız dolu. Şöyle bir şey var bakın arkadaşlar. Bu da paslı ciklet. Paslı ciklet. Bundan kusturmak kolay olacak. Bakın şöyle. Gel bakalım. Bir jeneriklik görüntü alalım. Hop. Bak 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 bak. Gördünüz mü? Hala yavru var. Bunlar paslı ciklet. Güzel dişi ama çok tam damızlık. Hala var çünkü. Bakın. Hala var. Evet, bunda başka yavru yok. Evet, şimdi 3 tane balık kusturduk arkadaşlar. Şuna karma oldu. İşte mavi prenses yavrusu var. Sarı prensesin ağzından çıktı. Paslı ciklet kusturduk. Buradaki diğer balıkları da kusturalım bakalım. Çünkü bayağı bir yavrumuz olacak. Akvaryumda zaten yerlerini ayarladım. Şöyle bir plastik kapta karantinaya alıp büyüteceğiz. Diğerlerine de bakalım toplam kaç tane yavru olacak. Çok yavru olması lazım. 10 tane çünkü damızlık balık var. Kusturma işlemi bitti arkadaşlar. Yaklaşık 10 tane ağız dolu balığımız vardı. Birkaçında yavrular oluşmuş. Diğerinde hala keseliydi. Bunları kuluçkaya koyacağız. 5 balığın da ağzı dolu tekrar attım buraya. Yavrular oluşmamış. Hala çoğu keseli halinde. Onları buraya koydum tekrar. Bakın damızlık altı. Balıklarımız burada. Bunlar da birkaç gün sonra, birkaç ay sonra zaten satılmış olacak. Burada da az dolu balığımız var ya. Bakın. Burada bir sarı prenses var. Burada tam damızlık arkadaşlar. Bura özel. Buradakiler özel.
Burada biliyorsunuz neyimiz var? İmparator var. Şurada damızlık dişi. Iceman var, strese girdi şu an. Ondan sonra cümbüş kafa var. Diğer adıyla sülfür kafa. Bakın şu üsttekiler dişisi. Evet. Bunları yerleştirelim arkadaşlar. Evet, bu hobinin en zevkli tarafı bu işte arkadaşlar. Şöyle balıklardan yavru alıp büyütmek. Bakın bunları karantinaya koyacağız. Burada karantina altında duracak. Plastik kapta. Şöyle bunları buraya boşaltacağız. Evet arkadaşlar, kusturma işlemi bitti. Gördüğünüz gibi kusturma tezgahımız, bu operasyon tezgahımız burası. Burada hallettik. Ya gerçekten bir tane balık kusturmuyoruz. Zor oluyor gerçekten. Çünkü kimisi daha oluşmamış oluyor, keseli oluyor. Hepsini ayrı ayrı düzenliyoruz. Bakın çıkmış balık da şurada karantinaya aldık. Ha, diğer buradaki kesesi çıkmış balıkları da buraya koyduk. Burada birkaç günde zaten kendilerine gelecek. Kayıpsız üretim oluyor arkadaşlar. Bakın geçen koyduk burada. Ya kaybımız yok maşallah. Kaybımız yok. Şimdi bunları kusturduk ama hemen yem vereceğim. Kusturduktan sonra balıklara hemen yem verebiliriz. Çünkü çoğu arkadaşlar soruyor. Ne zaman yem verebiliriz diye. Yem verebiliriz. Sıkıntı yok. Kesesi oluşmamış yavru balıkları da buraya koyduk. Şu icemenleri özel büyüteceğim. Bunlar bir keselerinden çıksın. Evet canlarım. Bugünkü videomuz böyle. Sizle paylaşmak güzel gerçekten. Beğenilerinizi, yorumlarınızı bekliyorum. Abone olmayan arkadaşlar kanala abone olsun. Videolar gelecek. Hobi odamızdaki gelişmeleri takip etmeye devam edelim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.